Arkadaşlar herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. DLC23'te bugün sizlere bedava sezon pas verecektik. Biliyorsunuz ayın bugün kaçı, hemen bakayım, 28'i. Yani bugünü sayarsak 28, 29, 30. Toplamda 3 günümüz var. Hadi bugünü kaçıranlar, yine 2 günümüz var arkadaşlar. Nasıl vereceğiz onu da söyleyeyim. Kanalımız ayın 30'una kadar dedik. 30 bin abone olursa sizlere 5 tane verecektik. 10'a çıkarttık bayramda hatırlarsanız. Toplamda 10 tane sezon pas hediye edeceğiz. Bu arada hemen şöyle online maça da girelim. Online maçlara da tabii ki devam edeceğiz. Son 3 günümüz. Son 3 gün içinde ortalama 29.150'lerde şu an arkadaşlar. 30.000 abone olursak demiştik. Ve 30.000 abone yolunda ilerliyoruz tabii ki. 30.000 abone zaten olacağız da. Ayın 30'una kadar bunu hızlandırırsak ben de sizlere biraz bir ödül hediye etmiş olacaktım. Ama son 3 gün bakalım. Yani ben elimden geleni yapıyorum vermek için sizlere sezon pası, ama o saat hocam hiç koşmaya gerek yok. Sen de hiç kendini boşuna yorma. Nasıl olsa birazdan ağzına çakacağız, göndereceğiz. Manager Tom, oyna bakalım. Ya adam, korkma oğlum, tehdit etmedim ya, niye korktun? Adama bir iki kelime söyledik hemen kaçtı ya. Bundan korkmayın arkadaşlar. Aha, karşımıza gelen takıma bak. Yani aşırı basit bir takım ama adam çok iyi oynuyor olabilir. 10. sezondayız, 10. ligdeyiz zaten. Bakalım öyle mi? Hep birlikte göreceğiz. Simon Kaya, sizce ayın 30'una kadar 30.000 abone olurmuş? 30.000 abone olursak Bucky Pass. Uf. Hop hop hop. Direkt Bucky Pass yalnız. Sizce olur muyuz arkadaşlar? Ayın 30'una kadar 30.000 abone olurmuş. Ben şimdiye kadar çoktan oluruz diye planlıyordum, öyle düşünüyordum. Şöyle aşırtalım. Olan yine direkten döndü ya. Abi iki tane direk arda arda yakaladım pozisyonlardan sonra adam ben bununla uğraşamam dedi ve o da kaçtı arkadaşlar. Hızlıca şu 60 altınımızı alalım. Takımda yorulan var mı ona da bir bakalım, belli olmaz. 3 dakikada yorulan olabiliyor. Bas abi. Zeki Çelik sağ bekimizi fark ettiyseniz değiştirdik onu. Neler olacak? Paris Saint Germain. Oha, kadroya bak. Hadi buna da şimdi artistik yap diyenler var aranızda şu an. Duyar gibiyim. Bakalım. Artistik yapmayacağız tabii ki de. Elimizden geleni yapacağız yani diyemek için. Hiç şüpheniz olmasın da. Niye bu forma renkleri neredeyse birebir aynı abi? Aha, bu adamın da bağlantısı mı koptu? Gel lan buraya. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Bağlantısı koptu. Abi bugün herhalde adam gibi bir karşılaşma oynayamayacağız. Ama bağlantısının kopması çok iyi oldu. İnşallah çeker gider. Adamdan korktuğum için değil de. Formalar çok birbirine benziyor arkadaşlar. Aha geldi valla. Oynayacak adam. İlkten geldi ya lan harbiden. 1-0 bize tolerans tanımış oldu. Biz bunu 0-0 sayalım hadi. Balans kop çünkü adam. Haksızlık olmasın. Evet dokun. Yas Benzema. Benzema'dan söktük. Hadi be Rüdiger. Tam yerinde. Var ya, yoksa parçalayacaktık. Bomboş gidiyoruz. Bomboş gidiyoruz. Bomboş gidiyoruz. Bomboş 2-0. Dakika 16. Icardi. Yalnız böyle bomboş bırakırsam birader, ben de atarım yani, bilgin olsun. Sergio Busquets. Yerden pas. Girdik araya. Oliveira. Icardi. Icardi şöyle. Sağa doğru Mertens'e. Uf. Çok iyi pas. Şöyle orta yaptık. Kimse yok. Hakimi. Ha, buraya kadar geldi. Beyin Sports'tan da bildirim geliyor. İzleriz arkadaşlar. O özeti de izleriz. Baniolo kaptırdı. Dembele. Dembele'den müthiş kaptı ve pasın aktardı. Icardi dokun. Hadi be Hakan. Çok iyi yere Mertens. Dokun. Abi yemin olsun formaları karıştırıyorum bak. Ben oradakini benim adamım sandım. Yoksa oraya atar mıyım? Alayım birader şu topu. Sen zaten bağlantın biraz sallantıda gidip geliyor, anlamadım ne oluyor. Topu alabiliyorum. Heh. Ben de kaleci atacaktım zaten, eyvallah. Çok iyi oldu. Beni düşünmen beni duygulandırdı resmen. Muslera. Icardi'nin koşuna doğru çok iyi pas. Kaleci tereddütte kaldı. Tereddütte kalırsan golü yersin diyecektim. Kaleyi tutturamadık. Çıksaydı aşırtacaktım zaten, daha böyle şık bir gol olabilirdi. Ama adam çıkmadı arkadaşlar. Zaniolo. Icardi. Böyle sağ tarafa atak yönünü değiştirelim. Mertens. Göğsünde yumuşattı. Ceza sahasında kimse yok yine.
Yine kimse yok abi. Delali indir. Güzel. Zaniolo. Tekrar Delali ile oynadık. Korner. Dakika 45. Zaten korneri kullanacağız. İlk yarı bitecek arkadaşlar. Uzatma vermedi. Simon Kjaer. Mermi gibi sapladık. Olmadı. Hadi birader. Hiç uzatmayalım. Sizce ayın 30'una kadar 30 bin abone olur muyuz? Bunu bir yorumlara bir yazın. Elinden geleni yapanlar varsa onlar da bir yazsın. Abi ben elimden geleni yaptım. İki tane hesap açtım, öyle abone oldum. Evde annemin babamın telefonundan da abone oldum falan diyenler var. Bunlar varsa onları da bir yorumlarda göreyim arkadaşlar. Hani belki bir şeyler yapabiliriz ama hani 30 bine yaklaşmadık bile. Tam 29 bin küsürlerdeyiz ama zaten ben size söylerken 29 bindi neredeyse. Anlatabiliyor muyum? Yani çok fazla böyle etkileşim göremedim arkadaşlar. Simon Kjaer. Hop hocam. Serbest vuruş. Muslera. Dakika 51'ler. Daniolo. Icardi'ye güzel pas. Icardi arkada koşuyor bir kişi. Ona doğru Mertens'miş o. Oha be Mertens. Oha be. B'ye bassaydım bu sefer de çok cılız bir vuruş olacaktı. Bunu da kaleci tutacaktı büyük ihtimalle. Yani en iyisi yine A'ydı. A tuşuyla oynamaktı. Oliveira girdi araya. Ama nereye pas? Dağlar soyuncu. Bu adam var ya. Adam gibi bir oynasa ikinci yarı 3 tane atıp beni yenebilir ha. Yani öyle bir kadrosu var çünkü adam. Ama biz tabii ki boş adam değiliz arkadaşlar. Yani attığımız pas neredeyse direkt gol sayacak yani. Öyle bir pas yani. Pasın güzelliğine bakar mısın? Ölçtük, biçtik, havadaki rüzgarı, her şeyi hesapladık. Adamın kucağına gönderdik abi topu. Icardi. Delali'ye çok iyi pas oldu bu. Delali şöyle Weghorst'a. Şimdi girdi Weghorst. Girer girmez atar mı dedim. Yok. Alex Telles. Kullandı Weghorst. Olmadı Mertens. Şimdi Icardi. Boşta kalan topu affetmiyor. 4-0. İlk golü saymayacağız dedik. Biliyorsunuz oyunun başında. Hadi onu saymayalım. 3-0 olsun. Hadi ikinciyi de saymayalım. 2-0 olsun. Yani adamın bağlantısı falan da gayet yerinde yani arkadaşlar. Mertens'e çok iyi pas. Bomboş ilerliyor. Bomboş ilerliyor. Mertens 5-0 dakika 76. Batshuayi. Mertens'e attığı golden ötürü tebrik ediyoruz. Tribünleri alkışlatıyoruz ve dakika 76'da yerini Mitchy Batshuayi'ye bırakıyor. Geçenlerde bir arkadaş yazmış. Süper Lig kadrosu vs dünyanın en iyi kadrosu falan demiştik arkadaşlar bir videomuzda birkaç gün önce. O demiş ki Süper Lig kadrosu değil de Fenerbahçe kadrosu yazsan daha iyiydi diyor. Herhalde kör bir arkadaştı yani veya cahil bir arkadaştı. Neden onu da söyleyeyim. Şimdi kimseye böyle bir şey söylemem ben normalde biliyorsunuz. Benim şu takımı bir durdurun sayın arkadaşlar. Kaç tane Fenerli, kaç tane Galatasaraylı var? Yani yeni yetişen bir Fener düşmanı, anlatabiliyor muyum? Takımı durdurun. O videodaki takımı durdurun veya bunu durdurun. Aynı takım zaten. Kaç tane Fenerli, kaç tane Galatasaraylı, kaç tane Beşiktaşlı var bir sayın. Ben kendim saydım. Takımın 7 tanesi falan Galatasaraylı. Oha. Takımın 7 tanesi falan Galatasaraylı. 2 tane mi? 3 tane mi Fenerbahçeli var arkadaşlar. Adam diyor ki Süper Lig kadrosu yazacağını diyor. Fenerbahçe kadrosu yazsan daha iyiydi diyor. O kadar çok Fenerbahçeli oyuncular oynatıyorsun demek istiyor. Neyse anladınız siz. Geri zekalının teki yani bence bana göre. Şimdi 10. ligden şampiyon olarak çıkmışız. Şuradan bu ödülümüzü bir alalım abi. Şuradan şunu bir alalım. Buradan bunu bir alalım derken takım yine karnı doydu. Icardi yorulmuş. Helali yorulmuş. Başka? Başka da ha. Tamam Zeki Çelik yorulmuş. Muslera'da zaten tık yok. 9. lige kadar çıktık arkadaşlar bu kadroyla. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Bir tane de 9. lige çıkmışken orada bu karşılaşma yapayım. Premier Lig geliyor bu arada. Oo Fenerbahçe diyor. Türk bir rakibimiz geldi. Başarılar dilerim kendisine. İsmail Kartal yazmış. Ama kadrosu bizden çok zayıf arkadaşlar. Biz başarılar diledik. Cevap vermedi. Bu cevap vermemenin hesabını birazdan kalesindeki gollerle ödeyecek arkadaşlar. Nkunku. Tamam, sıkıntı yok. Hatta şöyle gülelim. Hatta şöyle gülelim. Kaç?
Yani niye güldüm? Niye izlettireceğim? Adama başarılar diledik. Cevap vermedi. Sıkıntı yok. Bunları falan şöyle rastgele vururum şu an. İstediğim goldü zaten de. Cevap vermeyen adama gıcık oluyorum arkadaşlar. Bu da genelde zaten bizim Türklerden çıkıyor. Genelde bizimkiler cevap vermiyor. Elin gavuru bile şey dediğin zaman cevap veriyor. Sana karşılık geliyor yani. Ama bizimkiler cevap vermiyor. Biz de ne yapacağız? Yapıştıracağız, geçeceğiz arkadaşlar. Hiç acımadan. Mertens tak kardeşim şöyle. 1-1. Bir daha gülelim abi. Cevap vermemesinin karşılığını kalesindeki gollerle görecek demiştik. Ve sözümüzü tutacağız arkadaşlar. Tabi kadrosu bana göre zayıf ama hiç fark etmez arkadaşlar. Bizi takip edenler biz bu şekilde konuşup ne takımları yendik yani bilirler. Onlar bilirler. Hakan'dan Icardi'ye çok iyi pas. Icardi şöyle bir pas. Mertens şöyle bir gol. Dakika 31. Güzel. Hadi izletmiyorum hadi. Vaktim yok hadi acıdım. Bir daha güleyim. Gülmeyi unuttum pardon. Durdurdu. Kaçacak herhalde büyük ihtimalle. Oyuncu mu değiştirecek, ne yapacak? Hiç fark etmez abi. Oyuncu da değiştirsen, taktik de değiştirsen sonuç skor değişebilir ama kazanan değişmeyecek. Yani normal oyun oynardım ama kızdırdım beni bir kere. Tamam kaçtı. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu karşılaşmayı da adam gibi oynayamadık. Burada da liderliği ele aldık. Toplamda 100 elmas 5000 XP ile. Tabii bu sonralardan daha çok değişecek. Çok fazla oynamadığım için şu aralar beni geçenler olacaktır arkadaşlar büyük ihtimalle. Evet son 3 gün dedik bedava sezon pas için. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Abone ol sen de hadi eğlence, sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada, her biri özgün her biri bomba. Abone ol sen de hadi eğlence, sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada, her biri özgün her biri bomba.